Direkt buraya dalalım. 10 Nisan 2001 sabahı. O hapishanede birisinin kız arkadaşı olur. Olmuştur bile şu anda kesinlikle. Scottsdale'deki evlerden birinde şiddetli bir patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Aleykümselam, yeni gelen arkadaşlar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek olay yerinde incelemeye başladı. İtfaiye ekipleri yangında kül olan evde 3 yanmış insan bedeni buldu. Olay yerine gelen polisler hayatını kaybeden kişilerin 38 yaşındaki Mary Fisher ile çocukları olan 12 yaşındaki Britney ve 10 yaşındaki Bobby'nin olduğunu tespit etti. Adli tıp uzmanları bedenleri inceledikten sonra korkunç haberi dedektiflere ve polislere iletti. Bir dakika, ben kameramın yerini değiştireyim, siz tam şey yapmayın. Böyle buraya altı atalım. Değil mi? Olur bu şekilde. Uzmanlar Mary'nin kafasından vurularak adli tıp uzmanları bedenleri inceledikten sonra korkunç haberi dedektiflere ve polislere iletti. Uzmanlar Mary'nin kafasından vurularak öldüğünü, çocukları Britney ve Bobby'nin ise boğazlarının kesildiğini söyledi. O andan sonra dedektifler yangının tesadüfen değil, işlenen bir suç sonucu çıktığını anladı. Arkadaşlar, kamera aynen burada kalacak ya. Lütfen. Hiçbir şey bloke etmiyor ki kamera. Dedektifler yanan evi araştırmaya başladı. Ve Fisher ailesinin dördüncü bir aile üyesi olduğunu daha öğrendi. Bu kişi ise Mary'nin kocası olan 39 yaşındaki Robert Fisher'dı. Bu psikopat bir adam ha. Bunun hikayesi bayağı güzel. Ben bunu biliyorum, bunun hikayesini, ama ilk defa bu kanalda izliyorum bu arkadaşın yaptığı videoyu. Bu adam FBI'nin en aranan, tepede aranan kişilerden birisi. Cesedi yanan evde bulunamadı ve kimse Robert'ın nerede olduğunu bilmiyordu. Dedektiflerin aklına bu durum ile ilgili sadece 3 seçenek gelmişti. Ya Robert bir yere gitmişti ve ailesine ne olduğunu hala bilmiyordu, ya da Robert kaçırılmıştı ve en kötü ihtimalle ise suçlu kendisiydi. Her durumda da Robert bu soruşturmanın çözülmesini sağlayacak ana kişiydi. Dedektifler vakit kaybetmeden Robert Fisher'ın nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi aramaya başladılar. Her şeyden önce dedektifler Robert'ın doktor olarak çalıştığı hastaneye gitti. Hastane personeliyle görüştükten sonra dedektifler Fisher'ın bugün işe gelmediğini öğrendi. Dedektifler Robert'ın aranmasını hızlandırmak için destek amaçlı arama ekiplerini çağırdılar. Aynı zamanda ise Fisher ailesinin akrabaları, arkadaşları ve komşuları ile iletişim kurdular. Komşularından biri yangından önceki akşam Robert ve Mary'nin çok yüksek sesle birbirlerine küfürler ettiklerini ve bağırdıklarını duyduğunu söyledi. Bu bilgiyi öğrendikten sonra dedektifler Robert'ın kayıp bir kurban. Bizde olmuştu arkadaşlar, Rockford'da ben polisken, belki onun anısını da anlatırım bir videoda da. Ev yangını, apartman yangınıydı. Eve girdik, evde 3-5 tane ölü çocuk, kadın vurmuşlardı, ondan sonra evi yakmışlardı falan. Bayağı kötü bir manzaraydı. Yapıyor millet. Kurban değil, kaçak bir suçlu olduğuna ikna olmuşlardı. Yangının çıktığı yerde inceleme yapan uzmanlar, evde meydana gelen patlamanın nedenini belirledi. Gaz borusu ocaktan ayrılmıştı. Bu yüzden ise gaz yavaş yavaş tüm evi doldurdu. Abi her şeyi de yaşıyorsun. İşte dandik bir şehirde polislik yaparsan göremeyeceğin şey yoktur. Onu da görürsün. Neredeyse kafa kesmeyi bile gördük yani. Her boku gördük orada. Durmuştu. Borunun ocak bağlantısı doğal bir şekilde değil, sanki biri bilerek o bağlantıyı yerinden sökmüş gibiydi. Uzmanlar ayrıca evin her yerinde, zeminde yanıcı bir sıvının izlerine ve koridorda yerde yanmış bir mum izine rastladı. Bu bilgilere dayanarak dedektifler Robert'ın evin her tarafına yanıcı kimyasal bir sıvı döktüğünü, gazı açtığını ve yere bir yanan mum bıraktığı sonucuna vardı. Çıkan patlama ve yangın yüzünden evin çoğunun yanmış olmasına rağmen bazı eşyalar bozulmadan kalmıştı. Bu eşyalar ise birkaç silah ve çok sayıda mühimmatın bulunduğu. Bunun sebebi çünkü kasada onlar. Bu bir kasaydı. Dedektifler
Robert'ın avcı olmasından dolayı bulunan silahların yasal olduğunu öğrendi. Robert'ın av silahlarının yanı sıra iki kişisel silahı da vardı. Bir Beretta tabancası ve bir revolver yani altı patlar tabancası vardı. Fakat altı patlar tabancasının kılıfı boştu. Dedektifler büyük olasılıkla Robert'ın Mary'i bu tabancayla vurduğunu ve bu silahı yanına aldığını öne sürdüler. Tabancanın yanı sıra Blue isimli aile köpeği de ortadan kaybolmuştu. Uzmanlar bu hayvana ait herhangi bir kemik veya yanmış kalıntı bulamadılar. Mary'e ait olan gümüş renkli Toyota 4Runner model jipi de kayıptı. Robert kendi Dodge pickup arabasını bıraktığı için muhtemelen karısının arabasını almıştı. Benim arabam aynısı. Yapılan soruşturma sırasında dedektifler Robert'ın aranmasına dair ilk ipucunu buldular. Video görüntülerini Fisher'ların evinin yakınındaki bulunan ATM makinalarından birinde buldular. Bu görüntülerin yardımıyla dedektifler patlamadan önceki akşam 9 Nisan'da Robert'ın ATM'ye geldiğini ve $280 çektiğini öğrendi. Aslında Robert'ın hesabında daha fazla para vardı ama günlük limit nedeniyle sadece bu miktarı çekebilmişti. Güvenlik kamera görüntüleri Robert'ın parayı 22.43'te çektiğini gösterdi. Fisher'ın komşusu Mary ve Robert'ın akşam 10.30 sularında kavga ettiğini duyduğunu söyledi. Bu bilgi Robert'ın ailesini öldürmeye karar vermesinin yaşanan kavga sonrasında olduğu anlamına geliyordu. ATM'den para çeken Robert eve döndü ve herkes uyuyana kadar bekledi. Şuna bak ya. Tipine bakıyorsun arkadaşlar. Normal bir adam yani, bir aile adamı. Güzel bir karısı var. İki tane güzel bir çocukları var. Yok, seri katil değil. Bir şey oluyor. Artık birisi, başka birisiyle mi tanışıyorsun? Bir şey oluyor. Sanki klavyedeki sil düğmesi gibi silmeye çalışıyorsun bunları. Bekledi. Uzmanlar aile üyelerinin uykularında öldüğü bilgisini doğruladılar. Dedektifler Robert'ın suçu işledikten sonra kanıtları yakarak saklamaya karar verdiğini öne sürdü. Karısının ve çocuklarının hayatlarına son veren Robert gaz borusunu açtı. Evet. Ve kaçmak için zamanı olsun diye mumu yakıp evden ayrıldı. Böylece Robert patlama sabah meydana geldiğinden dolayı 10 saatlik bir süre içerisinde kaçmayı başarmıştı. 13 Nisan tarihinde dedektifler resmi olarak Robert'ı ailesini öldürmek suçuyla onu asıl suçlu ilan ettiler. Evet, bu tipi çok iyi biliyorum ben arkadaşlar. Ve aynı gün polis Fisher için tutuklama emri çıkarttı. Fotoğraflarını ise eyalet çapında dağıttı. Soruşturmanın ilk haftasında dedektifler, kurbanların tüm arkadaşları ve tanıklar ile görüştü. Ancak sonuç alamadılar. Dedektiflerin ellerinde Fisher ile ilgili görüntüler haricinde tek bir ipucu dahi yoktu. Ancak 10 gün sonra beklenmedik bir olay meydana geldi. 20 Nisan'da Tonto Ulusal Ormanı alanında bir turist garip bir şey buldu ve hemen polisi aradı. Olay yeri ormanın derinliklerindeydi. Bu yüzden polis oraya daha hızlı ulaşmak için bir helikopter kullandı. Olay yerine ulaşan polisler gördükleri karşısında şaşırmıştı. İşte bu. Birisi söyledi ya, bak şimdi bir şey aklıma geldi. Birisi söyledi ya, abi her şeyi de yaşıyorsun sen dedi ya. Yemin ederim var ya, unuttuğum %99'dur yani. Size anlattığım %1. Bak şu olay, burası bana bir şeyi hatırlattı. Olayın detaylarını hatırlayamıyorum. Bir tane adam vardı, bizden kaçıyordu. Ormanlı arabasını terk etmişti. Bir tane polisle çatışmıştı. Onu kovalıyorduk. Bir tane polis arkadaş ormanlıkta akşam gece çin etmek için arabasını park ediyor. Çıkıyor, bakıyor, ileride arabayı görüyor. O şekilde gelmiştik. O da bizi görüp tekrar kaçmıştı falan. Büyük bir olaydı. Mesela şu anda detaylarını tam bilemediğim için anlatamıyorum. Olay manyak büyüktü. Bütün haberlerde falan çıkmıştı. Lan neydi o olay, hatırlayamıyorum. Bak şurada bu saklanmış arabayı görünce aklıma geldi. Düşünmem gerekiyor. Ya unuttuğum çok daha fazla aslında. Bu anıları falan, şu anı seviyorsunuz siz. Ben de anlatmasını seviyorum böyle bazı anıları. Ama tam detaylarını hatırlayamadığım olaylar var. O yüzden anlatmıyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim diye. Bunu düşüneceğim bakayım, bunu tam aklıma getirebilir miyim? Belki arkadaşları ararım, sorarım. Böyle bir şey biz de yaşamıştık. Dedektifler Mary'nin kayıp jipini Tonto Ormanı'nda Fisher ailesinin evinden 3 saatlik bir uzaklıkta buldu. Uzmanlar aracın yaklaşık 2 ila 5 gündür orada park halinde kaldığını tespit etti.
En ilginç detay ise Blue adlı aile köpeğinin bunca zaman arabanın yanında olmasıydı. Ha. Zavallı hayvan bitkin düşmüştü. Çok ıslamıştı ve üzeri çam iğneleriyle kaplanmıştı. Polis diğer garip bir ayrıntı dışında civarda Robert Fisher'a ait hiçbir iz bulamadı. Arabanın yanında yerde bir yığın insan dışkısı vardı. Büyük olasılıkla Robert bir gün arabasının bulunacağını anladığı için bu olayı bilerek yapıp dedektifler ile alay etmişti. Uzmanlar delil... Bir dakika, ne yapmıştı? Arabanın yanında yerde bir yığın insan dışkısı vardı. Büyük olasılıkla Robert şerefsiz bir gün arabasının bulunacağını anladığı için bu olayı bilerek yapıp dedektifler ile alay etmişti. Uzmanlar delilleri araştırmak için arabayı adli tıp laboratuvarının garajına götürdü. Aracın incelenmesi sırasında uzmanlar her iki ön lastiğinde patlak olduğunu, yan aynaların katlandığını ve aracın tüm camlarının açık olduğunu tespit etti. Fisher'ın arabada bulunan kişisel eşyaları ise sadece şapkasıydı. ATM'den para çekerken taktığı şapka ise bu şapkaydı. Dedektifler Robert'ın bazı kıyafetlerinin evde bulunmadığını öğrendi. Bu olay var ya arkadaşlar, çok garip. Yani bu adamı mesela bulamıyor. Kim? Bu arada aranan kişi FBI tarafından aranıyor ama arkadaşlar bunu herkes arıyor. Yani FBI'nin en 10, hani top 10 most wanted, en fazla aranan diyor ya. Aranıyor ama bunu herkes arıyor. Yani bu adam sadece FBI arar, ötekilerin umurunda değil. Herkes bakıyor buna da. Bulan. Interpol'da bunun kesinlikle kırmızı şeyi vardır. Yüzde hepsi. Büyük olasılıkla Robert kaçarken bu kıyafetlerini yanına almıştı. Kim bulursa artık. Adli tıp uzmanları arabada bulunan kahve bardağındaki parmak izi ve şapkadaki DNA dışında herhangi bir kanıt bulmanın neredeyse imkan... Birincisi kimdi? Orta Doğulu bir tane adam, terörist muhabbetindeydi herhalde birincisi. Ya FBI'nin 10 tane şeyi var ya, bütün internetler yerde bulabiliyorsun arkadaşlar. Yaz FBI top 10 wanted, most wanted. İmkansız olduğunu söyledi. Uzmanlar her iki DNA'nın da Robert Fisher'a ait olduğunu doğruladı. Polisler Robert'ın bilinen son yerinin Tonto Ulusal Orman Bölgesi'nde olduğunu bildiğinden dolayı çevreyi kontrol etmek zorunda kaldı. Hmm. Dedektifler aramayı hızlandırmak için arama ekipleri, yerli polisleri, özel kuvvetleri ve bazı askerleri topladı. 3 gün boyunca kapsamlı bir operasyon yapıldı. Ancak arama sonuç vermedi ve Robert Fisher'ın izine dair rastlanmadı. Aramanın 4. gününde hava şartları kötüleşince aramalar durduruldu. Yağan yağmur ve kar aramayı tehlikeli bir hale getirdi ve aramaya son vermeye karar verdiler. Can I right now just say this? Robert, we love you. Ha. Wherever you are, Robert. Please. We love you. Just come home, please, Robert. And I don't know what's going on. We don't know anything for sure. But we'd like to hear from you, please, Robert. Gitti abi, Robert gitti. Dedektifler başarısız aramalarla zaman kaybetmek istemiyorlardı. Bu yüzden ise bu davaya daha yakından bakmaya karar verdiler. İşlenen suçun nedenini ve bundan sonra suçlunun nasıl davranmış olabileceğini anlamak için Robert Fisher'ın hayatı hakkında daha fazla şey öğrenmek istediler. Dedektifler, Robert'ın babasının agresif ve baskıcı bir adam olduğunu öğrendi. Anne Bayan Fisher ise bu duruma fazla dayanamamıştı ve Robert 15 yaşındayken aileyi terk etmişti. Boşanan çift, Robert'ın psikolojisini büyük ölçüde etkilemişti. Çocukluk travması nedeniyle Robert, sevebileceği ve güvenebileceği bir aile kurmak istedi. 1987 yılında Mary Cooper ile evlendi ve iki çocukları oldu. Ya ne yazık ya. Değil mi? Fisher ailesinin arkadaşlarına göre Robert babası gibi aynı şekilde sert ve agresif davranmaya başlamıştı. Yangından birkaç ay önce Robert karısını aldatıyordu ve karısı ise bu durumu öğrenmişti. Zaman içerisinde Fisher ailesinde sürekli kavgalar ve skandallar başladı. Eşi Bayan Mary arkadaşlarına Robert'tan boşanmak istediğini çünkü artık buna tahammül edemeyeceğini söylüyordu. Dedektifler Robert'ın boşanmaktan ve çocuklarını babasız bırakmaktansa ailesini öldürmeyi tercih ettiğini ileri sürdü. Ailesinin hayatını sonlandırdıktan sonra Robert Tonto ormanına kaçtı. Çünkü daha önce bu ormana defalarca gitmişti. Kendisi bu ormanı iyi biliyordu. Hem iyi biliyordu hem de şey, bu arazide yaşamayı çok iyi biliyor Robert. Arazi ortamını. Şimdi arkadaşlar
Bunu çok iyi bilmeleri gerekiyor mesela. Bilmek güzel oluyor bu tür şey. Mesela şehir dışında, arazi dağ kısmında nasıl yaşanır? Bunların tekniklerini bilmek bayağı iyi oluyor. Hani olur da bir gün araziye gidersin, orada kalırsın, yaşayabilirsin. Bazı insanlar bir gün arazide kayboluyor, ölüyor. Bilmiyor. Bu adam çok iyi biliyor arazilerde yaşamayı. Buna ek olarak Robert çeşitli alanlarda geniş deneyimlere sahipti. Amerika Birleşik Devletleri donanmasında görev yapmıştı. İtfaiyeci ve doktor olarak çalıştı. Ayrıca turizm ve vahşi yaşamda hayatta kalma konusunda deneyimliydi. Dedektifler, Robert'ın son çok satın deneyimli, alımlarından çok. birinin suyu temizlemek ve dezenfekte etmek için tabletler olduğunu öğrendi. Yapılan tüm aramalara rağmen Robert'ın kendisi veya cansız bedeni günümüze kadar halen bulunamadı. Bugün Robert Fisher Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok aranan 10 kaçak suçludan biri. Nerede olduğu hakkında herhangi bir doğru bilgi için 100 bin dolar ödül açıklayan FBI bile onu arıyor. Dedektifler Amerika, Meksika veya Kanada'da ikamet edebileceğine inanıyor. Robert hala hayattaysa 2021 yılında 60 yaşına girmiş olacaktı. Bence şahsen hayatta. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence halen hayatta. Ve Amerika'da yaşadığını sanmıyorum ben onun. Bence Meksika'ya falan kaçmış olabilir. Ama şahsen bayağı arazili bir yerde yaşamını devam ettiriyor bu. Yani şehir falan yakın değil bence. Arazi bir yerde çok iyi, işini çok iyi biliyor o yerlerde. Ondan dolayı. Ne cep telefonu kullanıyor, hiçbir şey. Teknolojiyle alakası olmayan bir yerde bence.